Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben korkmamların sorularının çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde de kazanım değerlendirme testi 11'in çözümlerini yapacağız. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilir. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Müşra ve Engin bir teknoloji mağazasından 5000 TL'lik birer bilgisayar alıyor. Bilgisayarlar için ödeme planları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Püşra ve Engin ilk taksitlerini Ocak ayında ödüyor. Her ikisi de taksitlerini her ay düzenli olarak ödediklerine göre son taksitlerini ödedikleri aylar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Aldıkları bilgisayar 5000 lira. Bakın peşinatı çıkaracağız. Büşra'nın 5000 liralık bilgisayarından 1000 lira peşinatını çıkardığımızda geriye 4000 TL borcu kalacak çocuklar. 4000'i de 500-500 ödeyeceği için 500'e böleceğiz. Ve bakın bu iki sıfırları hemen silelim. 40'ı 5'e böldüğümüzde 8 taksit ödeyecek. Engin ise 5000 lira bilgisayarın 800'ünü peşin vermiş. 5000'den 800'ü çıkardığımızda 4200 TL kalacak. Kalan 4250 TL'yi de 600-600 taksitle ödeyeceği için 600'e böleceğiz ve 42'yi 6'ya böldüğümüzde 7 taksitte borcunu bitirecek. Peki şimdi Ocak'ta başladılar taksit ödemeye. Büşra 8 ay sonra bitirdi. Birinci taksit o, o, Ocak'taydı. 8. taksiti 8. ayda bitirmiş olacak. Engin de 7. taksitle bitirecekti. 7. ayda bitirmiş olacak. 8. ay Ağustos'tur. 7. ayda da Temmuz'dur. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Büşra Ağustos'ta, Engin Temmuz'da. Cevabımız A seçeneği olur. İkinci sorumuz Ahmet, Esra ve Mert olimpiyatlara katılan milli sporcularımızdır. Bu üç sporcunun yaşları ve branşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre Ahmet'in yaşı ve branşı aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki gibi olabilir demiş. bakalım ipuçlarından bu sporcuların hangi branşta ve hangi yaşta olduklarını bulacağız çocuklar. Birinci ipucumuz branşları yüzme, güreş ve halterdir. E bunların üçü de olabilir. İkinci ipucumuz yaşları 23, 25, 28'dir. Yine her birinin yaşı farklı farklı olabilir. Branş halter olan sporcu 23 yaşındadır. İşte çok güzel. Burada haltercinin 23 yaşında olduğunu bu ipucuyla yakaladık. Güreş branşında yarışan erkek diğer erkekten 3 yaş büyüktür. Bakın 23 yaşından halterci onu bulmuştuk. 25 ve 28 yaşında olanlardan 3 yaş büyük olan da güreş branşında olan erkekmiş. O zaman güreşçi de 28 yaşında olacak. Çünkü diğerinden 3 yaş büyük. Yüzme branşında olan sporcumuz da 25 yaşında olacak. Yaşlarını tespit ettik. Yaşı en küçük olan Esra'dır demiş. E, burada en küçük olan yaşı 23. Hal tercihiydi. Esra'yı bulduk. Esra 23 yaşındadır. Hal tercihidir. Sonrasında Ahmet. Acaba hangisi olabilir? Branşı ve yaşı. Çocuklar Ahmet 25 yüzme olabilir. 25 yaşında ve yüzme sporcusu olabilir ya da 28 yaşında güreş süper sporcusu olabilir. Seçeneklerde 25 yüzme, 28 güreş var mı bakalım. 23 halter bu Esra'ydı zaten. 23 yüzme zaten Esra 23 yaşında yüzme değil. 28 güreş var mı? Var. 28 yüzme, 28 yüzme yoktu. Yüzme sporunu yapan 25 yaşında olacaktı. Cevabımız C seçeneği olur. 28 yaşındadır. Güreş sporuyla uğraşmaktadır. Üçüncü sorumuz Ertan Bey kilogramı 5 TL'den aldığı domatesi kilogramı 7 TL'den satmış ve toplam 312 TL kar etmiştir. Buna göre Ertan Bey kaç kilogram domates satmıştır? Bu sorularda çocuklar 1 kilogram domatesin alış ve satış fiyatları arasındaki farka bakacağız. Bakın satış fiyatı 7 TL alış fiyatı 5 TL ise satış fiyatından alış fiyatını çıkardığımızda 1 kilogramda 2 TL kar ettiğini görürüz. Önce karını bulacağız. 1 kilogramda ne kadar kar ediyor? 2 TL kar ediyormuş. Peki 312 TL kar etmesi için kaç kilogram satmalıdır? 312'yi de 2'ye bölerek kaç kilogram satması gerektiğini buluruz. 3'te 2 1 kere 1 kere 2 2. 3'ten 2 çıktı 1. 1'i indirdim. 11'de 2 5 kere 5 kere 2 10. 1 kaldı. 2'yi indirdim. 12'de 2 6 kere 2 çarpı 6 12 0 0. 156 kilogram satarsa 312 TL kar eder. Cevabımız da D seçeneği olur. Dördüncü sorumuz Zafer doğduğunda annesi 25 yaşında idi. Zafer ile annesinin yaşları toplamı 67 olduğuna göre Zafer kaç yaşındadır demiş. Bu sorularda da ne yapıyoruz? Zafer yazıyoruz. Annesi yazıyoruz. Çocuklar Zafer doğduğunda nedir? 0 yaşındadır. Annesi ise 25 yaşındaymış. Zafer o zaman ne olacak? Belli bir yaşa geldiğinde bilmiyoruz yaşını fark etmez kutu diyelim annesi de Zafer'in yaşından 25 fazla olacak kutu artı 25 olarak yazabiliriz annesini ve bunların toplamı da 67'ye eşit olacakmış yani anlayacağınız Zafer'in yaşının iki katıyla iki tane kutu diyelim buna 25 toplandığı zaman toplam 67 olacakmış annesiyle yaş Zafer'in yaşlarının toplamı. Burada toplama işleminde verilmeyeni nasıl buluruz? Yani iki tane kutu kaçtır? Toplamdan verilen toplananı çıkarırız. 67'den 25'i çıkarırız. 42. 42 nedir? İki tane kutunun değeridir. İşte 42'yi de 2'ye bölersek 2 kere var. 0. 2 indirdim. 1 kere var. 2, 0. 21 olur. Zafer 21 yaşında olur. Annesi de 25 yaş fazla. 40. 6 yaşındadır. 21 ile 46'yı topladığımızda da sağlamasını yapar. 67 olarak zaten buluruz. Zafer kaç yaşındadır diye sormuştu. Cevabımız B seçeneği olur diyoruz. Beşinci sorumuz bir telefoncuda satılan KLM marka telefonların alış ve satış fiyatları tablo 1'de. Markalara göre bir günlük satış adetleri ise tablo 2'de gösterilmiştir. Buna göre gün sonunda markalara göre telefon satışından elde edilen toplam kar miktarlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Yine kar miktarları bakın. Birinci tabloda alış fiyatı ve satış fiyatı var. K markanın alış fiyatı 2520 lira, satış fiyatı 2880 lira. Bir tanesinden ettiği karı bulalım. Satış fiyatından alış fiyatını çıkaracağız. 2880'den 2520'yi çıkardığımızda 0, 6, 3, 360 TL kar eder. K telefondan 360 TL kar ediyor bir tanesinden. L'nin karını bulalım bir tanesinden. 2820'den şurada çıkaralım. 2480'i çıkarıyoruz. 0, 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıktı 4. Burada 7 kaldı. 7'den 4 çıktı 3. 340 TL kar etti bir tanesinden. M markadan ise 2970'ten 2700'ü çıkaralım. 072 tanesinden 270 TL kar etti. Ve bunlardan ikinci tabloda kaçar tane sattığını göstermişler Bakın K markadan 33 adet satmış. Bir tanesinden 360 lira kar ediyorsa 33 tanesinden kaç lira kar eder onu bulalım çarparak. 0, 18'in 8'i elde var. 1, 3 kere 3, 9. Bir de elde 10. Yine aynı şekilde 0, 8, 0, 1. Topla. 8, 8, 1, 1. 11.880 TL kar etmiş. Bakın şuraya yazalım. K 11.880 TL kar edilmiş gün sonunda. Peki. L markadan tanesini tanesinde 340 lira kar etmiş. 35 tane satmış. 340 ile 35'i çarpalım. Bu arada sorularımız harika. Farkındaysanız. 5 kere 0 0. 5 kere 4 20. 20'nin 0 elde var 2. 5 kere 3 15. 2 de elde 17. 3 kere 0 0. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 3 9. 1 de elde 10. Topla 0 0 9 1 1. 11.900 TL kar etmiş. L markadan. Gün sonunda 11.900 TL kar var. M markadan ise tanesinde 270 lira kar ediyor. 42 tane satıyor. 270 ile 42'yi çarpalım. 0, 2 kere 7, 14 elde var. 1, 2 kere 2, 4, 1 de elde 5. 4 kere 0, 0, 4 kere 7, 28. 28'in 8 elde var 2. 4 kere 2, 8, 2 de elde 10. Topla 0, 4, 13 elde var 1, 1. 11.340 TL'de M markadan bir gün sonunda ettiği toplam kar. Şimdi bunları büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Çocuklar bakın ikisinin de 10 binliği var. Üçünün de 10 binliği var. 1 binliği var. 11 binlikleri var zaten. Yüzler basamağına bakacağız. K markanın yüzler basamağında 8. L markanın yüzler basamağında 9 var. M markanın da yüzler basamağında 3 var. Dolayısıyla L en büyüktür. K ikincidir. M de en küçüktür. L büyüktür. K büyüktür. M şeklinde sıralıyoruz. Cevabımız da D seçeneği olur. Altıncı sorumuz. Betül ve Dilara bir haftada toplam 340 soru çözmüşlerdir. Betül Dilara'dan 80 soru daha fazla çözdüğüne göre soruların kaçını Betül çözmüştür demiş. Evet bu isimli sorularda öncelikle isimleri yazın çocuklar. Betül ve Dilara soru çözmüşler. Toplamda 340 soru çözmüşler ama Betül kaç tane çözmüş? Dilara kaç tane çözmüş? Bilmiyoruz. İpucumuz burada. Betül Dilara'dan 80 soru daha fazla çözmüştür. O zaman biz Dilara'ya kutu dersek bilmiyoruz kaç tane çözdüğünü. Betül'e de ne diyeceğiz? Kutunun 80 fazlası. Kutu artı 80 diyeceğiz. Bu şekilde çözmüşler soruları ve bunların toplamı yan yana topladığımızdan 340 tane soru ediyormuş. Buradan bir kutunun kaç olduğunu bulmak için ne yaparız? Bakın burada bir kutu bir kutuyla toplandı. İki tane kutu var. 80 daha eklenmiş üstlerine. Ve 340'a eşit olmuş. Toplama işleminde verilmeyeni bulmak için ne yapıyoruz? Toplamdan verilen toplananı çıkarıyoruz. Yani 340'dan 80'i çıkarırsak iki tane kutunun kaç soru olduğunu bulmuş oluruz. 0, 4'ten 8 çıkmaz. 14'ten 8 çıktı. 6. Burada 2 kaldı. 2. 260. Demek ki bakın burada iki tane kutunun değeri 260 oluyormuş. Peki bir tane kutunun değerini bulmak için ne yaparız? 260'ı 2'ye böleriz. Bir kere var. 2, 0, 6'yı indirdik. 3 kere var. 6, 0, 0'ı indirdik. 0 da 2 olmadığı için buraya yazıyoruz. 130 çıktı. Biz kutu kime söylemiştik kutu diye soru sayısına? Dilara'ya. Demek ki bir kutu 130. Dilara 130 soru çözmüş. Betül de 130'dan 80 fazla soru çözmüştü. 130'un üstüne 80 eklediğimizde 0, 11 elde var. 1, 210. Betül de 210 soru çözmüştür. Peki Dilara'nın çözdüğü soru sayısını 130 bulduktan sonra 340'tan Dilara'nın çözdüğünü çıkarıp yine 210 bulur muyduk? Bulurduk. Cevabımız A seçeneği olur. 7. sorumuz bir kitaplıktaki romanların sayısı hikaye kitaplarının sayısının 4 katıdır. Romanların sayısı hikaye kitaplarının sayısından 69 fazla olduğuna göre kitaplıkta kaç roman vardır demiş. Burada da roman yazalım. Hikaye kitapları yazalım. Bakın kaç tane olduklarını bilmiyoruz çocuklar. Bilmediğimiz şeye 5. sınıfta kutu diyeceğiz. Sonrasında bakacağız. Bir romanların sayısı hikaye kitaplarının sayısının 4 katıymış. Hikaye kitaplarına kutu dersek Romanların sayısına da kutunun dört katı diyeceğiz. Bakın dört kutu. Romanların sayısı. İşte bunların arasındaki fark 69'muş. Romanların sayısı hikaye kitaplarının sayısından 69 fazlaymış. İster şu şekilde yapın. Dört kutudan bir kutuyu çıkardığımızda üç kutu kalır. İster şu şekilde yapın. İşte dört kutu, dört katı ya bir katını hikaye kitaplarını çıkın. 3 katı kalır. 3 katı 69'dur deyin. Yani 3 tane kutu 69 tane kitap edecekmiş. Buradan bunu anlamaya çalışın. Hikaye kitaplarının 4 katı olduğu için romanlar 4 kutudur. 4 kutudan 1 kutusunu çıkarırsınız 3 kutu kalır. İşte bu aradaki fark da 69'muş. 69'u 3'e bölersek 1 kutuyu bulmuş oluruz. 2 kere var 6, 0, 9'u indirdim. 3 kere var. 3 kere 3, 9, 0, 23. Demek ki bir kutunun değeri 23 olacakmış. Bu da 23, bu da 23. Peki bize ne sordu? Kaç roman vardır diye sordu. E romanlar 4 tane kutuydu. 23 ile 4'ü çarptığımızda da romanların sayısını bulmuş oluruz. 4 kere 3 12 elde var 1. 4 kere 2 8 1 de elde 9. 92 tane roman vardır. Cevabımız C seçeneği olur. 8. sorumuz. Bir pazarcı kasadaki kirazı toplam 95 TL'ye almış ve kirazın kilogramını 15 TL'den satmıştır. Kasada 8 kilogram kiraz olduğuna göre pazarcı kirazın satışından kaç lira kar elde etmiştir demiş. Evet ne yapacağız? Yurtlar bakın bir kasa kiraz satmış. Kasa 8 kilogram. Kilogramını da 15 liradan satmış. 8 ile 15'i çarpalım. Bakalım satıştan ne kadar para kazanmış. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 1 8 4 de elde 12. 120 TL'ye satmış. 2 kaça almıştı bir kasayı? 95 liraya almıştı. 120'den 95'i çıkarırsak 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı 5. 1'den 9 çıkmaz. Buradan bir 10'lu kaldık. Burada 0 kaldı. 11'den 9 çıktı 2. 25 TL kar elde etmiştir. Deriz cevabımız da B seçeneği olur. Evet, çok güzel sorularla oluşturulmuş Ben Korkmam serilerinin çözümlerini yapmaya devam edeceğiz çocuklar. İlerleyen günlerde konu değerlendirme testimizle devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak takip edebilir, arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.